Çok iyi. Ben oğlum bir şey diyeceğim, sürekli görecek miyim? Evet, güzel, arkasından iyi dolandık. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, katil tarafında birkaç tane Wall-Eck build'a atmıştım biliyorsunuz ki. Norse'da falan sürekli kurbanların yerini görüyorduk. O videoların altına yorumlar gelmiş. Kurban tarafında da buna benzer bir build yapabilir misin? Katilin yerini görebildiğimiz gibisinden. Ben de şu şekilde bir build yaptım. Hızlı bir şekilde build'ımı anlatayım. İlk perk'üm pür dikkat. Katil hasar verici bir eylemde bulunduğunda 5 saniye boyunca yerini görüyoruz. Hasar verici eylemden kastı şu: palet kırması, jeneratör tekmelemesi ya da kırılabilir duvar kırması. İkinci perkümüz derin saplantı. Bizim haremiz katile her göründüğünde katilin haresi de bize görünüyor. Ve %6 iyileşme, tamir etme ve temizleme hız bonusu kazanıyoruz. Yani burada haren katile her göründüğünden kastı, katil diyelim mangal ve piknik perkünü kullanıyor ve birini kanca astıktan sonra yerimizi gördü. Biz de katilin yerini görüyoruz. Ve eğer katilin saplantısıysak katil her 30 saniyede bir haremizi 3 saniye boyunca görüyor. Aynı şekilde biz de onu 3 saniye boyunca görmüş oluyoruz. Bu perk aynı zamanda saplantı haline gelme ihtimalimizi arttırıyor. Çünkü saplantı olmak işe yarayacak bu maç. Üçüncü perkümüz manevi odaklanma. Bu perk yakın zamanda buff alıyor. Ve şu an oyunun en az kullanılan 5 perkünden birisi. Bununla ilgili bir shorts videosu atmıştım zaten. Kurbanların çiziklerini görmemize yarıyor. Bu çok önemli değil aslında. Asıl olayı şu: 32 metre yakınımızda diğer kurbanlardan herhangi birisi sağlık aşaması kaybederse, yani yaralanırsa ya da yere düşer, 5 saniye boyunca katilin yerini görüyoruz. Ve son perkümüzde karanlık içgüdü. Bir jeneratör tamamlandığı zaman katil bana 24 metre yakınlıktaysa 10 saniyeliğine katilin yerini görüyorum. Şöyle bir tane pembe anahtar aldım arkadaşlar. Bu anahtarın 30 saniyelik kullanım hakkı var. Şu gördüğünüz tespih eklentisi sayesinde bu kullanım süresini 15 saniye arttırıyoruz. Yani 45'e çıkarıyoruz. Bu gördüğünüz kan kehribarı sayesinde de katil bizim 32 metre yakınımızdayken sağ tıka basılı tuttuğumuz zaman anahtar sayesinde katilin yerini görebiliyoruz. Yani burada gördüğünüz 4 perk ve bu anahtar eklenti kombosu sayesinde neredeyse tüm maç boyunca sürekli katilin yerini göreceğim. Bu arada Frankston oyunundan gelen Murder Mill tişörtüyle oynayacağım arkadaşlar bugün. Bence Fangmin'e inanılmaz yakıştı yani. Tam o 80'ler havasını yakalamak için böyle kafasına da kulaklık ve şapka taktım. Oo, hastanede de güzel olabilir yalnız ha, sürekli yerini görmek. Evet, maçın başına zaten direkt gördük arkadaşlar. Ama katilin saplantısı değilim şu an. Aa, katilde şey var. Okey, ölümcül takip var arkadaşlar katilde. Doğduğumuzda yerimizi görüyor. O yüzden ben de onu gördüm. Şöyle, tamam, bize gelmiyor. Biz hemen jan yapalım. Evet, bir şey kırdı orada. Yine yerini gördük. Çok güzel, bize gelmediğini anladık. Jene devam ediyoruz. Güvenli bir şekilde. Hasar verdiği için yine diğer perk çalıştı. Yine yerini görüyoruz. Ben arkadaşlar şu an size League TV'yi çekiyorum. Bir hasar daha verdi. Bir tane daha görüyorum. Bana mı dönecek acaba? Yok, dönmüyor. Tamam, sıkıntı yok. Güzel info. Böylece Jene'i güvenli bir şekilde yapmaya devam edebiliyorum. Şimdi Nancy'yi de heal'layalım hemen. Hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar. Aynı karşımıza gelen, her şeyi nefes almadan yapan kurbanlar gibi. Oo, bize geliyor. Yerimizi görmüş. Okey, saçma sapan bir yere gitti. Şöyle yine görüyoruz. Evet arkadaşlar, görmeye devam. Çok iyi. Bize gelmeye devam ediyor galiba. Aynen, jam bittiği için 10 saniye boyunca yerini göreceğim. Anahtarı kullanmama hiç gerek yok şu an. Güzel oynadı burayı. Bir tık satmış olabilirim. Okey, Volt'un genç Traxia geldi. Şunu bir şey yapalım. Onu kırdığı için yerini görmeye devam ediyorum. Güzel, iyi oynadı adam. Tabii Survivor hesabının da MMR'ı yüksek arkadaşlar. Karşıma öyle patates killer'lar gelmeyecek yani. Yani güzel, bütün chase boyunca adamı gördüm ama ben kötü oynadım. Özellikle o kütüphanede çok saçma hasar aldım yani. Bu arada adamın galiba barbeküsü var çünkü az önce bize gelirken yerini gördüm, evet. Katili gördüğüm süre görmediğim süreden daha fazla galiba. Öyle bir ortam var şu an. Yine gördüm, aynen. Büyük ihtimal barbeküsü olabilir. Bir de orada palet kırdı. Yine görüyorum. Ne oluyor oğlum adam? HD çekiyorum, kral seni. Yaptığın her hareketten haberim var. Oo. Geri dönüyor. Nereden dönüyor? Tamam. Şu odaya hemen kendimizi atalım. Tekrar bir bakalım. Önümüze çıkmasın aman diyeyim. Okey, bizde değil. Çok safe oynatıyor ya bu build. Evet, bize geliyor. Okey, aynen, barbeküsü var. No 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 no. Çok iyi. Ben oğlum bir şey diyeceğim, sürekli görecek miyim? Evet, güzel, arkasından iyi dolandık. Yılan purpo. Devam ediyoruz hemen jene. Bunun sona slash olacağı için ben bunu bir heal'layayım. Oo. Yıldayamadık arkadaşlar. Evet, adamda barbekü var bak. Birisini astığı zaman sürekli ben de onu görüyorum. Yani şöyle, loop açısından işte ne bileyim, kıvrağınız yok, ani deparınız yok falan ama katil size gelirken sürekli gördüğünüz için kendinizi safe bir pozisyona atabiliyorsunuz. Yani maç içerisinde sürekli info olarak oynadığınız için. Oraya geri dönüyor. Sürekli bir görelim yine. Tamam, Nancy'yi aldı. İşte bak, gördünüz mü? Normal şartlarda belki de yakalanacaktım adamın nerede olduğunu görmesem. Şimdi hemen güzel bir şekilde yılanladık.
Oğlum adam da ne oynuyor lan? Bu nasıl bir maraz oynayışı oğlum? Böyle bir maraz oyunu olamaz ya. Uf. Sonunda ıskalayabildin ha biç. Okey, geri oraya dönmüş. Onu güzel ama ilk asılışı onun da. Evet, hala onun dibinde. Orada palet kırdı. Onu nasıl alacağız? Alamayacağız ki. Aa, bizim adam aldı. Helal lan sana. Neyse gel, neyse. Aban aban aban. Neyse, Allah da seni kahru perişan eylesin. Bana soktun bir daha adamı ya. Bana soktun bir daha adamı ya. İyice sarsıyorum neyse adamı sana yetişemesin diye. Vallahi bence iki kişi gidin ya. Bu canavar beni bırakmaz. Can bittiği için bir 10 saniye daha görüyorum arkadaşlar. Bizim adam yine yılanlamaya çalışıyor da bana öldü galiba. Jamie, Chris yardım edin. Evet, öldük. Bence bu ult kesinlikle okey yani. Çok fazla güvenli oynayabilmenizi sağlıyor. Şansıma maraz geldi hani chase'lerde maraza karşı chase atmak kolay değil. Herhangi bir kovalamaca perkünüz olmadan. Evet, bir kapalım hep daha. Fengmin bu arada gerçekten çok güzel oldu ya. Yarasa falan yemese tatlı karakter aslında da. Nemesis bu arada katil. Evet, bahçeye gittiğini gördük. Yo, bize geliyor galiba. Yo, tam altımızda, tamam. Sen çek onu, sen çek onu. Çok iyisin. Akıllısın Jane. Götür onu, götür onu. Hoca poposuyla zombiyi etkiledi ya. Ulan zombi, biraz zekadan, biraz kültürden etkilen ya. Hemen dış görünüşten etkilendin ya. Tamam, önümüzde bir yerde. Hala safe'iz. Oo, adamda palet engelleme var. Okey, gelene kadar bu Jane'i bitiririm herhalde diyeceğim. Hayır ya. Ulan zombi, ulan zombi. Ben seninle oynarken hiç böyle yapmıyorsun, çakal herif. Galiba bunda da barbekü var. Barbekü çok kullanılan bir katil perk olduğu için. Jane'i tekmeledi, tamam. Geri döndüğünü anladık, o yüzden hocana tekrar dönebiliriz. Gerizekalı ya. Oo, adam çok uzakta şu an. Tam zombiyi de dojladım. Salak kütüphanenin oraya ittim arkadaşlar. Bak gel burada dedim. Yeni bir Harry Potter serisi çıkmış, onu oku dedim. Kralım hoş geldin. Onu bir daha tekmeledi. Okey. Ne yapıyor? İleriden devam etti. Jane'e tekrar gidebiliriz. Okey, hala gidiyor. Çok iyi oğlum. Acayip safe oynamamı sağlıyor. Bak hala görüyorum adamı şu an. İstediğim gibi Jane'e geri dönüyorum falan. Kafam rahat moruk ya. Tamam, bir Jane daha bitti. Jane bittiği için 10 saniye daha yerini göreceğiz. Ama zaten şu an fiziksel olarak da görüyorum adamı. Zombiye bak. Allah'ım ya Rabbim. Ne yaptın? Şunu üstümüze çekelim de arkadaşlar. Diğerini loopta zor durumda bırakmasın. Eda şu an virüslü. Eda'ya araya girmeye çalışsam diyeceğim. Çok iyisin lan. Devam et. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Okey. Eda'ya biraz olsun zaman kazandırdım. En azından diğer tarafta gelmesini sağlar diyecektim. Eda yukarı çıkmayı tercih etmiş. Peki Eda. Oğlum ne oluyor? Gittiğim her yerde zombi var. Siz ne yapsınız la? Arkadaşlar ben biraz cimrilik yapıp aşı oluyorum. Videoda olmasam bunu yapmazdım, kusura bakmayın. Siz ilk asılışınıza geçmediyseniz aşı kullanmayın arkadaşlar. Lobideki Jane'i tekmeledi. Ha, tuzak varmış. Stun yedi. Nereye gidiyor? Oradan kancayı mı kempliyor? Tam altımızda. Bir yandan da kancayı kempliyor. Okey. Ananı satayım. Lan. Zombi bizi yerde ararken gökte buldu arkadaşlar. Oğlum adamın zombileri o kadar akıllı ki şu an. Hep canları tutuyorlar. Benim zombilerim niye böyle? Kral devam et. Kral, 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 kral. Bana geliyor ne reis? Allah da belasını versin mi böyle şansın? Zombi bile acıdı bana ya. Adama body block atmaya çalıştı ya. İyi bari struggle geçmeden aldılar beni de. Ne yapıyorsun? Tamam, yukarıdan helikopter tarafına gitti. Belki şu Jane'i bitirmek için bir şansım olabilir. Divor'u aramakla uğraşamam şu an. Zaten yaralıyız. Ama Meg çok teşekkür ederim. Morris'i var anladığım kadarıyla. Mori atıyor. Tamam, Jane bitirdim. 10 saniye boyunca göreceğim. Geldi ayı olayı. Yukarı çıkıyor. Eda'yı da bayılttı. Jane'i bitirdiğim yerlere bakıyor. Karga, seninle arkadaş olabiliriz. Karga, bak ayı olayı killer'ını görüyorum şu an. Adamın uzak olduğunu gördüm. Bu sayede güvenli bir şekilde Eda'yı kaldırabilirim. Tamam, yine gördük kütüphanede. Ama izimi görecek büyük ihtimal. Aynen de öyle oldu. Okey, şu an saplantısı olduğum için 30 saniyede bir yerini görüyorum. Bizim adam Divor'u kırdı, Allah razı olsun. Kendisine bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ne oldu lan ayı? Koca götürüne yetişemedin mi? He? Ayı olayı. Ne oldu? Hı? Koca popiş nemesis. Tamam, burada bana şu virüs vuracaksın. Ha? Geliyor yine ayı olayı. Gelmeye devam ediyor. Hiç internette otel aradınız mı? Çöz çöz, integral falan da çöz. Allah'ın belası. Allah'ın belası seni. Kitledi, kapıya bak ya. Benim zombim bana blok atıyor. Adamın zombisi güneşin kütlesini hesaplıyor ya. Kral, ne 4 kill aradım be. Ben de ece atıyorum. Ota kalsın en azından arkadaşlar. Adam hatch falan arasın yani, ne bileyim. Bunun 4. kill'i bir aramasını mı bekleyeceğim 2 saat ya? Fengmin'de anahtar bittiği için Kate'e geçtim arkadaşlar. Bence Kate'e de çok yakıştı bu arada bu Murder Mill tişörtü. Zaten tişörtün tasarımı falan o kadar güzel ki. Hani böyle keşke gerçek hayatta falan satılsa da alsam. Merhaba çocuklar, can tayfa toplandı. Katilin saplantısıyız.
her 30 saniyede bir 3 saniyeliğine göreceğiz arkadaşlar. O da bizi görecek. Evet, şu an clown mu lan o? Aynen, clown. Galiba buraya geliyor. Hemen topuklayalım, hemen topuklayalım. Burayı çok fazla dağıtmasın. Bu seviyelerde karşınıza kim gelirse gelsin, gelen killer fark etmez, uzun süre loop atmak çok 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 zor arkadaşlar. Hani herkes oyunu biliyor, herkes yapacağı mind game'i falan biliyor. Adamda enerji perk'ü varmış. Güzel, bizimkileri iyice ilerletti. İlerletiyorum. Dedeye hastan kaçacağım. Asıl şunu göreceğim şimdi. Bayağı uzağa götürdü. Oo, biri hasar aldı. Aa, yok, astı. Tamam, adamın nereye gittiğini gördük. Hemen dedeyi alalım. Vakit kaybetmeyelim. Böylece dedeyi tekrar adamın başına salalım. Tamam, adam yukarı katta. Aşağı mı inecek oradan? Kovalamaya devam ediyor. O zaman ben kendi jenerime devam ediyorum. Bana mı geliyor? Ayucuk. Killer'ı gördüğümüz için %6 can hız bonusu kazandık. Ama çakalın ya buraya geliyor. Tekme atacak büyük ihtimal. Tekme attığı için 5 saniye daha göreceğiz. Bakalım ne yapıyor? Bize geliyor. Tamam. Killer check'e gittiğim için beni saldı. O jene tekrar döneceğim. Başına bela alacağım. Yine göreceğim 3 saniyeliğine. Aynen. Tamam. Hala bana uzak. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ne yaşıyorsun anasını satayım? Okey, şuradan hız bonusunu alayım, eyvallah. Arkadaşlar bana yardım eder misiniz? Ben şunu bir devireyim. Aa, bunda da size bir şey diyeyim mi? Bunda büyük ihtimal Volek build'i var. Mordan atarsa öldüm. Aynen. Bunda Volek build'i var. O yüzden galiba sürekli o sarıdan falan atıyor. Build iyi ama kovalamacı açısından ölüyüz. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi killerler biliyor oyunu, yani uzun süre loop atamazsınız. Mümkün değil. Zaten o yüzden uzun süredir kurban videosu çekmiyorum. Hani çektiğim zaman da bu şekilde bir build de çekerim, haberiniz olsun. Çünkü normal oynadığınız zaman keyifli değil yani. Hani sadece jeneratör yapıyorsunuz ve kovalamacı açısından katiller gerçekten oyunu bildiği için hızlıca yakalayabiliyorlar beni yani. Artık o eskisi gibi loop atma dönemim bitti. Katil iyi oynadığı zaman kolay bir şekilde yakalayabiliyor yani beni. Oradaki kapıya gitti. Açacak galiba kapıyı. Aynen. Okey, kovalamacılara her ne kadar tatmin edici olmasa da bu build gayet güzel arkadaşlar. Sürekli yerini görüyorsunuz. Bu tarzını güvenli oynamak isteyen, sürekli katilin haberini almak isteyen, oyunun gerilimini biraz olsun düşürmek isteyenler varsa güzel bir build bence. Böyle video kapanış konuşması gibi oldu ama hayır, devam edeceğim daha. Bu arada katilde maç başı ölümcül takip var mı yok mu onu da anlamış oluyorum. Maçın henüz başında katili görmediysem katilde ölümcül takip yok demektir. Evet, şimdi gördük. Trapper mı lan o? Bu seviyelerin trapperları var ya, fena oluyor ya. Evet, adamın yerini gördüğüm için trebini bulmuş oldum. Allah da belanı versin ya. Killer bana uzaktan balta fırlat da sana zahmet beni bir yılla bakayım. Trapper'a balta fırlatma özelliği gelmiş ya. Ta nereden yaraladı beni? Ne yaptın, senin o sırtındaki ne? Lan bize gelmiş ya bu. Zebellah gibi dikiliyor bir de. Trapper'a karşı oynamak çok stresli değil mi ya? Hani bir pencereden atlayacaksın, 50 kere düşünüyorsun. Buraya atmış mıdır? Yanına mı atmıştır? Çimenlerin içine mi atmıştır? Pencerenin içinde midir, dışında mıdır? Tamam, bize çok uzak. Bu jeneratörü bitirebiliriz. Ne yapıyor bu? Sen salaksın, tamam mı? O hareketi yapan mal. Sana sesleniyorum güzel kardeşim. Kocaman bir gerizekalısın, haberin olsun. Şol eşek hem Jen'i bir tettirmedi kalktığı için, hem de gitti dolap sesi çıkardı, adamı buraya çağırdı ya. Kral gitsen artık şuradan ya. Tamam, güzel, Jen bittiği için 10 saniye boyunca görüyoruz. Oraya da trap açtı. Aslında var ya, gelebilecek en iyi killer geldi şey açısından, hani sürekli açtığı trapleri falan görüyorum ya. Oğlum öbür salak yüzünden şu Jen bir bitmedi kaldı böyle ya. Hayır, madem jeneratörü bitirmiyorsun, tamam hani başka bir yere gideceksin. Ne diye beni riske atıyorsun, anladın mı? Niye orada dolap sesi veriyorsun? Oğlum içeride tuzak yok deme lan. Geliyorum he. Bak yine jen yapmadan gitti, zıplıyor oradan ya. Vallahi saçından tutacağım, çekeceğim şimdi ha. Allah'ım yarabbim, çocuk bakıcısı gibiyim şu an ya. Salak herif ya. Tamam, adam bize uzak da şu trebi bozsam mı ya? Yaralanacağım ama. Bozayım ben şurayı, bak adam iptal etmeye çalışmış. Burada yaralandık. Şunu da boz hazır yaralıyken. Kardeşim sen mal mısın? What the fuck? Bu ne oğlum? Senin açacağın trebe sıçayım ya. Bu şey mi lan? Sevgililer Günü katliamındaki madenci mi? İzlediniz mi arkadaşlar o filmi? Çok eskiden izlemiştim ama fena film değildi diye hatırlıyorum. Yani adamın tek bir jen yaptırmaması, o ortadakini bitirmeden ayrıldı ya oradan. Bir de beni ifşaladı. Maçı nereye getirdi, gördünüz mü? O jeni bitiremiyoruz şu an. O jen 30'a falan düştü. Bu neymiş lan? Tamam, şunları hep bozuyorum şu an yaralı olduğum için. Adamın yerini gördüğüm için rahat rahat bozabiliyorum. Tamam. Bu şey mi? Sevgililer Günü katliamındaki trapper mı arkadaşlar? Bir insan bu kadar mal olabilir, yemin ediyorum ya. Bak, bu dakikayla ilgili bir yorum göreyim. Bir yorum göreyim. O sağ tarafınızdaki 3 noktaya basarım, kullanıcı kanalda gizlederim. Sakın bu dakikayla ilgili tek bir yorum bile yazmayacaksınız. Meteoroloji tarafından kesin uyarı arkadaşlar. Sakın, bak, bir yorum görmeyeceğim şu dakikayla ilgili. Ben zaten kendime diyeceğimi dedim. O maskeni s**eyim senin. İnşallah ölürsün birazdan. Ha, bu kadar çabuk kabul olacağını beklememiştim duamın. Kaç kaç geri zekalı, kaç, rezil ettim. Bütün maçın içine sıçtın, batırdın zaten. Allah'ın belası yerim. Adamın yerini görmediğim sürece paleti kırmamış demektir arkadaşlar. Şimdi fake vereceğiz.
yemedi. Okey. Düz oynamayı tercih etti. Akıllı oynadı. Tamam, son jende bitti. Hadi 3 kişi falan gidebiliyorsanız gidin ya. Olan yine bana oldu. Ne yaşadım? Hiçbir şey anlamadım ya. Evet arkadaşlar, Kate'in de anahtarı bittiği için Jane'e geçtim. Kombinimin çok saçma olduğunu farkındayım. Yani alt taraf bir iş insanı. Bu arada katili ölümcül takip var. Üst tarafımda şu an liseli bir ergen. Ne oluyor lan? Birisi harita kullanıyor galiba. Jenlerin falan yerini gördüm. Vallahi sihirli annemdeki Avni gibi şaşırdım ya. Resmen bir sihir gördüm az önce. Tamam, palet kırdı, yerini gördü. Şimdi bir 3 saniye daha göreceğim. Aynen öyle. %6'da hız bonusu kazandım jeneratöre 3 saniyeliğine. Bu build süper. Bu build ile ilgili hiçbir sıkıntı yok. Sadece bugün kovalamacalar olmalı arkadaşlar. Kurban tarafının olayı bu aslında. Bu build yapmadığın sürece biraz saçma. Çünkü bu build yaparsan en azından hani bu build'i anlatıyorsun. Bu build ile ilgili bir şeyler göstermiş oluyorsun. Böylece kovalamacaların aşırı bir önemi kalmıyor. Bak şu an mesela adam delirdi orada. Ama bu build yapmayıp düz girdiğin zaman eğer kötü kovalamacalar geçirirsen videonun hiçbir amacı kalmıyor. Oğlum ben sürekli görüyorum harbi ya, hile gibi. Vallahi bütün Chase'i HD izliyorum şu an. Oyunda gerçekten bazı bug'lı build'ler var. Yani sizi hile gibi yapan. Benim geçenki Nurse build'im mesela. Killer tarafı için gerçekten çok güçlüydü bence. Nurse'da hani bir kurbana daha net ışınlanma atmak için onu görmeniz gerekiyor ya. Fiziksel olarak göremediğiniz durumlarda o perk'ler sayesinde duvar arkasından gördüğünüz için adam sizin blink attığınızı anlamadan duvar içinden ışınlanıp hasar verebiliyordunuz. Öyle güçlü bir build'ti. Kurban tarafında da ortalama olarak her 7-8 saniyede bir ya palet kırıyor ya birisine hasar veriyor ya da saplantılı olduğum için 30 saniyede bir görüyorum falan derken ortalama 7-8 saniyede bir killer'ı sürekli görüyorum. Böylece Jhen'e devam edebilir miyim? Jhen'den kalkmalı mıyım? Hangi spota kaçayım falan bütün infom olmuş oluyor. Bak şu an bana gelmediğini anladığım için Jhen'e rahat bir şekilde devam edebiliyorum. Dön sola. Evet arkadaşlar, killer'ı iterek Nancy'nin önüne attım adamı. Lan aldım, ne oluyor lan? Olaydan haberim bile yok kanka. Olaydan haberim bile yok şu an ya. Uzaklaşalım hemen diyeceğim de nereye gideceğiz? Purpo farkı, purpo farkı arkadaşlar. Her zaman olmaz. Her zaman olmaz. Ne oluyor lan? Nereye gitti? Lan o ne alaka? Adam diyor ki benimle alaka. Güzel. İyi yırttık buradan. Tekrar geliyor yalnız. Yırtmamış olabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir görelim. Okey. Ona devam mı edecek? Ediyor. Saldım hemen spotu. Aynı zamanda da bu build'in şöyle bir avantajı var. Katil eğer sizde chase'deyken palet fake'i falan atmaya çalışırsa bunu anlayabiliyorsunuz. Çünkü baktığınız adamın aurası görünmüyor. Demek ki paleti kırmamış, fake atmış demektir. Bunu da anlayabiliyorsunuz yani. Bana geldin demek. Kaç tane attı lan o? Nerelerden kurtulduk? Nereden öldüm en alakasız yerden ya? Merhaba Nesicim, bana bir borcum var. Neyi düşündü acaba? Çok merak ettim. Bir 3 saniye düşündü. Ne oluyor lan hayvan herif? Tamam gel gel otur otur. Ben görüyorum. Gel gel otur. Safe'iz. Ne yapıyorsun orada? İn aşağı. Okey, tam diğer kapıdaymış. Şimdi bize geliyor ama yetişemeyecek. Çok iyi. Aa lan, öbür adam yaralıymış. Okey, adamın nereye gittiğini gördüğüm için hemen bunu kaldırabiliyorum. Bize geri dönüyor. Yani zaman kazandırmaya çalıştım ama... Akıllılık yaptı, beni kışkışladı. Beni kışkışlamasa ben en kötü trade'e girmeye çalışacaktım onu ama... Atacaksın lan. Helal lan sana. Aa, kurtuluş varmış. Oğlum sen var ya sen. Sen var ya, bak çıldırırdım ya. Evet hadi bakalım, son maç. Macmillan'ı ben atıyorum bu arada arkadaşlar. Belki burada loop atabilirim diye ama atamıyoruz gibi. Tamam, katilde ölümcül takip yok. Yerimizi görmedi. Keşke görseymiş. Raid, sen tam bir hayvansın. Beni bloklamaya çalışacak da. Vallahi arkadaşlar umurumda değil. Özür dilerim, aslında bunu yapmamam lazım ama yani ilk maçlar o kadar kötü chase'ler attım ki adam da ama güzel kitledi şimdi beni, yani çaresiz bıraktı biraz. Beleş hit almak istemedim. Size anlattığım kurban özgüven olayı var ya, işte tam olarak bu. Mesela maçları iyi oynamış olsaydım orada başka şeyler deneyebilirdim belki, hani ne bileyim, katile respect attırmaya falan çalışırdım belki. Pencereye dolanırdım falan, bilmiyorum ama şu an sürekli hızlı hızlı öldüğüm için yani içgüdüm bana diyor ki hasar alma yeter. Hani ne yapıyorsan yap, hasar alma yeter ki. Okey, bize uzak. Jhen'i yapmaya devam edebiliriz. Bak ama o paleti devirmem güzel oldu. Belki de hızlıca düşecektim. Jhen'i ilerletemeyecektik. Ama hızlıca düşmemi engellediğim için adam bir hook alabildi. 2 Jhen. Görünmezken bir şeyleri kırdığı için adamın yerini görmüyorum şu an. Al bunu da götüne sok. Ha,
Geç. Full gördük. Atlayalım şuradan. Ay, ıskalayabilirdi belki daha ama ıskalamadı. Gelmeye devam ediyor. Burada biraz zorlanabiliriz belki. Güzel. İyi oynadı adam. Akıllı oyun. Dediğim gibi yani herkes biliyor oyunu, anladınız mı bu ranklarda? Yani sen ne yapacaksan adam da aynısını tahmin ediyor. Adam da muhtemelen benim için aynısını diyor. Çünkü ilk kısımda ben fake verdim. Adam fake yedi. Burada da adam fake verdi. Ben yedim. Buralar tamamen %50 gibi bir şey arkadaşlar yani. Sizi de uğraştırdım, kusura bakmayın. İşiniz vardı galiba, bir yere mi gidiyordunuz? Fulle. Allah. Yedik mi tunnel'ı? Tunnel'ı yedik bu arada. Harbiden yedik. Jam bittiği için sürekli görüyoruz şu an arkadaşlar. Ne oynadım lan? Uf, hem build hem anahtar hem sakinlik. Ya tunnel'a gelirsen öyle sana maçı sattırırlar aslanım. Okey, uzakta şu an, bizden gittiğini anlamış olduk. Uf, güzeldi. Gerçekten heyecanlı bir chase'ti. Kalan maçların sıçmıklığını biraz olsun toparlamış olduk. Tunnel'layabilseydi kitleyecekti oyunu. Yani killer'dan çıktı şu, beni boğmaya çalışıyor ya. Çok iyi. Bak gördünüz mü bak. Olay bitti. O adam da ikinci asılışına geçecekti. Adamı şimdi öbür spota taşımış oldum. Aldığım hasarla. Killer biraz daha uğraşmak zorunda şimdi. Reis öldüm. Sen de bana karşı araya girsene. Adamsın. Bravo ya. Takım dediğim budur ya. Kral, pencereyi sana salmıştım ama atlamamayı tercih ettin galiba. Beraberiz. Sen asılmamışsın ama. Senin düşman problem değil bizim için. Çok güzel. Aa, bu bana ne basmış lan? Heal'landım. Lan bu bana kanama durdurucu falan mı bastıydı? Neyse, ne yaptık? Biz Eda'ya hasar aldık. Eda'nın 2'ye geçmesini engelledik. Bu adam da bize hasar alıp bizim 2'ye geçmemizi engelledi. Onun ilk asılışı oldu. Böylece katil inanılmaz vakit kaybetmiş oldu yani. Oğlum bunun buraya bıraktığı beyaz şey ne ya? Bunun cüzdanı mı düştü? Ne oldu? Bu ne? Ha, flash. Let me die. Uy, adamda hızlı kırma var galiba. Penceremi bloklamak isteyecek. Gerçi yetişir galiba her türlü. Arkadaşlar şu sürede bence jam bitmesi lazım. Bak o konuda biraz zayıfız. Tamam, birbirimizi iyi kolladık, akıllı hamleler yaptık ama ya raid şu an bir şeyler kırıyor ediyor ama görmüyorum adamın yerini. Görünmez de kırdığı için. Şuraya bizimki yine flash bırakmış, manyak herif ya. Sanki CS oynuyordu anasını, flash dropluyor. Bunu çaldım, haberin olsun. Aa! Öldük. İyi bari bize gelmedi. Nice try diyelim arkadaşlar. Son asılışım olduğu için tam riske alamadım. Belki daha timing'li yapabilirdim ama son asılışım ya. Belki almaz, fake falan atar diye riske atamadım. Buradan alacak adam herhalde maçı. Bir restlenmemiz lazım şu an. Gel bakayım benimle. Al, restlendik anasını satayım. Güzel denemeydi de. Yani sağlam maçtı, iyi maçtı ama son jen olmadı yani. Adam son jeni güzel tuttu. NT diyelim. Keyifli bir maçtı ama. Ama bu build'imin de direkt counter yani, onu da söyleyeyim. Bayağı counterladı. Evet gençler, bu build güçlü, kuvvetli, güvenli oynamanızı sağlıyor. Sürekli info almanızı sağlıyor. Ona göre hangi spota gideceksiniz, jeneratörü yapmaya devam etmeli misiniz, katil size mi geliyor? Uzaktan bunların hepsini görüp kendinizi güvenli bir noktaya atabiliyorsunuz. Ben beğendim yani, hani çok işime yaradı. Ha, loop'lar size kalıyor. Hani loop perk'ünüz olmuyor kıvrak gibi, direnç gibi hızlı atlamak için falan ama en azından maçı güvenli oynamanız sağlıyor. Ben bu şekilde build'ler yapıp hani build'leri tanıtmaya çalışıyorum. Oynayıp oynamamak ya da aralarından birkaç perk'ü değiştirip değiştirmemek tamamen size kalmış. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın gençler. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.